Hızlandırılmış LGS Dershanesi şimdi %85 indirimde! LGS Dershanesi'nde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS Dershanesi'ndeki son fırsatı kaçırma! Detaylar Tonguçakademi.com'da! LGS'ye son 32 gün! Çok değerli bir süre son bir ayda yaptığınız yanlışların doğru cevaplarını öğrendiğinizde son bir ayda hemen hemen her gün deneme çözdüğünüzde güzel bir tekrar yaptığınızda ve tabii ki de son tekrar kampımızdaki soruları videoları dikkatli bir şekilde izleyip dikkatli bir şekilde dinlediğinizde emin olun en fazla net artışını yaşayacağınız bir ay. Şimdiye kadar Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da çok ciddi çalışmalar yaptık. Hepsinin karşılığını alacağız. Ama şu anda en verimli aydayız. Mayıs ayındayız. Mayıs ayı yapacağımız her bir çalışma bize kat be kat fazlasıyla net olarak dönecek. Dolayısıyla bu ayda yapacağımız çalışmalar daha önemli. Bazı arkadaşlar havalar ısındı diye vazgeçecek. Bazı arkadaşlar yoruldum diye vazgeçecek. Ama sizler vazgeçenlerden olmayın. Sıkı sıkı hayallerinizi takip edin. Ve son 32 günde çok iyi değerlendirip bu işi bitirin arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelen sorular çok değerli. Her birini tek tek okuyoruz. En fazla beğeni alan yorumları da cevaplamaya çalışıyoruz. My Flower Gardens İngiltere'den yazan bir öğrencimiz ve Ceylan isimli bir öğrencimiz benzer soruları sormuşlar ve çok fazla beğeni almışlar. Hocam ben matematik yapabiliyorum. Helal olsun. Ama fen yapamıyorum. Bu yüzden çok puan düşüyor demiş. Ceylan demiş ki benim fen netlerim çok düşük. 34 gün kala bunu 2 gün önce sormuş bu soruyu. 34 gün kala nasıl artırabilirim demiş. Arkadaşlar bütün değerli fen hocalarımıza sorduk. Bütün fen uzmanlarından bilgileri aldık. Şimdi bunları sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle LGS'de birinci dönem ve ikinci dönem konuları beraber gelecek bu sene ve bizler LGS 2023'e baktık, 2022'ye baktık, 2021'e baktık, 2020 bütün LGS'leri tek tek inceledik. Biliyorsunuz geçen sene ve bir önceki sene sadece birinci dönem konuları vardı ama iki dönem konularında olduğu LGS'lerle beraber bütün LGS'leri kontrol ettiğimizde mevsimler ve iklim konusunun orta seviyede bir konu olduğunu gördük ve iki soru geliyor. Dolayısıyla bu konudan soru kaçırmamanız gerekiyor iyi bir çalışmayla bu konuyu halledeceksiniz. Birazdan takdir de vereceğiz. DNA ve genetik kod çok çok önemli bir konu. Hatta LGS'nin en önemli konularından biri diyebiliriz. Çünkü 4 ve 5 arasında soru geliyor. Basınca baktığımızda zor. Zaten adı da zor. ya yani Basınç diyorsun resmen. Buradan 2 soru geliyor. Madde ve endüstri zor bir konu. 4 ve 5 soru geliyor ve burada değerli bir konu olduğunu gösteriyor bize. Basit makineler adı basit ama kendisi biraz orta ve zor seviyede 2 soru geliyor. Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi orta seviyede 3 soru geliyor. Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi kek. Resmen kek demiş hocalarımız. Dolayısıyla buradaki bir soruyu da kaçırmamamız lazım. Peki hocam biz fen dersine nasıl çalışacağız? Fende netlerimizi artırmak için ne yapmalıyız? Öncelikle arkadaşlar birincisi fende Belirli kavramlar var yani bazı şeyleri bilmiyorsanız bazı kavramları bazı temaları bazı e, bilgileri bilmiyorsanız soruları çözerken sıkıntı yaşıyorsunuz dolayısıyla kavramları öğrenmemiz gerekiyor yani bunun için biliyorsunuz biz son tekrar kampımızda sizler için öncelikle detaylı fen tekrarımız var 2 Mayıs Perşembe günü mutlaka izleyin. Sonrasında da hızlı fen tekrarımız var. 22 Mayıs Çarşamba. Buradaki videoları izlediğinizde burada öğrendiğiniz bilgileri not alabilirsiniz. Ya da bu kampımıza kullandığımız son tekrar kitabımızın da başında fen kitaplarının başında şöyle göstereyim arkadaşlar. Bütün kavramları sizlerle paylaşıyoruz. Hatta nerede fen kitabı? Burada bakın. Fen kitabını açıyorum. Burada şöyle Kavramlar var. Yengeç dönencesi nedir? Oğlak dönencesi nedir? Ekinoks, yüksek basınç alanı, alçak basınç alanı. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunları bilmeden buradaki kolay soruları da yeni soruları da çözmekte sıkıntı yaşarız. Peki hocam bu kavramları ben unutuyorum. Bu kavramları karıştırıyorum diyorsanız ne yapacaksınız? Arkadaşlar bu kavramları defterinize yazmak yerine bir büyük kağıda yazın ve bunu duvarınıza asın. Yani akıl haritası yapın. Yani kavram haritasını duvarınıza asın. Sonra da soruları çözmeye başlayın. Diyelim ki bu soruyu çözüyorsunuz ya. Takıldınız. Neye takıldınız? Diyelim ki açık hava basıncına. Hemen duvarınızdaki haritada açık hava basıncı yazıyorsa oradan tekrarınızı yaparsınız. Ve eğer orada da bir bilgi eksikse bu sorudan öğrendiniz. O duvar kağıdına da bunu ekleyebilirsiniz. Böylece soru çözerken bu kavram haritası önünüze durabilir. Ha, deneme sırasında başka bir yerde çözün. Denemede onlara bakmayın ama Normal soru çözerken bunlara bakmanız lazım. İlk başta temel seviyede sorular çözüyoruz. Sonra yeni soru çözüyoruz. Hocam sınava bir ay kaldı. Artık yeni soru çözmemiz gerekmez mi dediğiniz duyar gibiyim. Arkadaşlar eğer konu eksiğiniz varsa yani örnek veriyorum. Enerji dönüşümleri ve çevre bilimleri konusunda eksikseniz ilk başta bir temelden başlamanız gerekiyor. Sonra üst seviye soruya geçmeniz gerekiyor. Ama mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, basınç, madde ve endüstri, basit makineler bunları bitirdiniz çoktan. O zaman burada yeni soru çözmemiz gerekiyor. Burada çok çok önemli bir bilgi var. Bu detayı sizlerle paylaşmam lazım. Fen dersi arkadaşlar esasında sayısal bir ders. Ama Milliyetin Bakanlığı çok fazla okuyan öğrencinin başarılı olmasını istediğinden fen dersindeki kelime sayısını fazla tutuyor. Yani okuduğunu anlama çok önemli. LGS 2023 Türkçe'ye baktık 1900-2000 kelime arasında kelime var. Ama fende 2000-2100 kelime var. Yani fende Türkçeden daha uzun paragraflar, Türkçeden daha fazla kelime kullanılmış. E hocam ne yapacağız? Yapacağımız şey şu. Arkadaşlar mutlaka mutlaka bu son bir ayda ekran bağımlılığımızı azaltıyoruz. Çünkü ekran bağımlı, yani sürekli bu telefona bakmak, sürekli işte oyunlar, televizyon buna benzer şeyler bizim satırlar arasında dikkatimizin dağılmasına sebep Yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki LGS geri sayımlarımızını aldınız. Başladınız çözmeye. Öyle geldiniz. Sayısal bölüme geldiniz. Burada arkadaşlar bazı uzun metinleri okurken öğrencinin dikkati dağılmaya başlıyor. Çünkü alışmış sürekli video izlemeye, oyun oynamaya. Bu ekran bağımlılığı yüzünden buradaki sorular size uzun geliyor. Kelimeler fazla geliyor. Halbuki sizin gibi zeki 8 sınıf öğrencileri bunları hemen çerez gibi unutması lazım. O zaman daha fazla soru çözmemiz gerekiyor. Daha az ekran karşısında olmamız gerekiyor. Telefonlarınızdaki ekran süresini takip edin. Eğer bu son bir ayda çok ciddi bir düşüş yaşamadıysanız ekran sürenizde o zaman bence artık akıllı telefonlarınızı birazcık rafa kaldırın. Neden? Çünkü sınava doğru beyninize gereksiz bilgiler girmemesi lazım. Sadece bu fendeki, inkılap tarihindeki, Türkçedeki, dindeki, matematikteki önemli bilgiler zihninizde dolaşmalı ki sınav gününe tıkır tıkır hepsini hatırlayın ve yapın. Zaten sayısal bölümü arkadaşlar biliyorsunuz ki fenden başlamanız gerekecek. Moral, motivasyon sağlamak için yani ilk başta kolay soruları fende yapacağız. Netlerimizi sağlama alacağız. Motivasyonumuzu yükselteceğiz. Sonra matematiğe geçeceğiz. O zaman fende de güzel bir başlangıç yapmak için buradaki satırların arasında kaybolmamak adına mutlaka arkadaşlar bol bol soru çözelim. Çok az ekran karşısına vakit geçirelim. Ve daha da önemlisi, daha da önemlisi dinlenmek istediğiniz anlarda arkadaşlar kitap okuyun. Hocam kitap okumak zaten okuyoruz. Hayır hayır. Okuyorsanız biraz daha artırın. Okumuyorsanız da mutlaka okuyun. Çünkü kitap okuduğunuzda satırları takip ettiğiniz için odaklanma yeteriniz artacak. Ee, hayal gücünüz artacak Burada da bazen sorularda hayal gücünü Kullanmanız gerekiyor yani adam diyor ki işte bir tarla var Tarlanın etrafına domates ekilecek Ya domates nedir nasıl ekilir bunu zihninizde canlandırmanız Gerekiyor dolayısıyla arkadaşlar Mutlaka mutlaka Ekran süresini azaltıyoruz Kitap okuma süresini artırıyoruz ve bol bol Soru çözerek bu sadece bu arada Fen dersi için değil diğer derslerde Yani Türkçe, İnkılap tarihi, Din, İngilizce De netlerinizin artmasını sağlayacak Peki LGS'de ne tarz sorular Gelir arkadaşlar bunun en önemli cevabını söylüyorum. Yani net bir cevap. Deney soruları çok fazla geliyor. Bakın mesela LGS e, sayısal 2023'ü gösteriyorum size. Şöyle Şu son tekrar kitaplarımızı alalım. Sayısal 2020, 2021, 2022, 2023. Hemen şöyle açıyorum. Matematik bitiyor. Ardından bakın. DNA ile alakalı bir yorum bilgi soru sorulmuş. Bezelye sorusu. Ardından DNA sorusu. Ardından DNA kalıtım sorusu. Yine DNA sorusu. Burada arkadaşlar dikkat etseniz... mesela yumurtaların yetiştirildiği sıcaklık diye bir deney yapmış. Buna göre aşağıdaki uygulamayı gözlemlerden diyor. Yani burayı anlamamız gerekiyor. Buna benzer soruları çözmemiz gerekiyor. Aynı şekilde e, yine e, bu neyi DNA sorusu. Yine tabii bu sadece birinci dönem konuları olduğu için burada DNA daha fazla gelmiş. Veyahut da bak martı türü ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Yine bir gözlem sorusu. Yani gerçek yaşamdan gözlem sorusu. Hava olaylarıyla alakalı gözlem sorusu. Yine katı cisimlerle alakalı bir deney yapılmış. Yani kum zemine katı cisimler konulmuş ve ağırlıklarının etkisi ölçülmüş. Aynı şekilde yine başka bir deney sorusu. Aynı şekilde yine bir basınç yani demek istediğim size bu nedir diye soru sormak yerine bunu günlük yaşamdan, e, deneylerde değişkenler üzerinden yorum yapmaktan, görsel yorumlama, grafik çıkarımda bulunma, paragraf yorumlamadan sorular soruluyor. O zaman arkadaşlar yapmamız gereken şey belli. Kavramları hemen son tekrar videomuzdan da yazabilirsiniz, kitaptan da yazabilirsiniz. Kavramları hemen çıkarıyorsunuz. Nükleotit, genetik, DNA, kromozom, gen, genotip. Bunları defterinize yazmıyorsunuz. Bunları bir duvar kağıdına yazıyorsunuz. Yani bir kağıda yazıp bunu duvara asıyorsunuz. Sonra da soru çözmeye başlıyorsunuz. Soruda takıldınız sınav sorusunda. Hemen haritadan oradaki bilgiyi kontrol ediyorsunuz. Soruda ekstra bir bilgi elde ettiyseniz onu da ekliyorsunuz. Ardından da soru hata, soru hata. Unutmayın ne kadar çok sınava kadar hata yaparsanız o kadar çok netleriniz artar. Neden? Çünkü sizi yaptığınız zorlar değil Doğrusun öğrendiğiniz yanlışlar yüceltecek. Doğrusunu öğrendiğiniz yanlışlar daha iyi yerlere getirecek. Dolayısıyla yanlış yapmaktan korkmayın. Son tekrar kampımız gümbür gümbür ilerliyor arkadaşlar. Daha doğrusu Türkçe ile başladık. Bugün LGS son 2 gün videosundayız. Perşembe günü. Detaylı son tekrarımız var. Sonrası matematik detaylı son tekrarımız. İnkılap, din bu şekilde İngilizce devam edeceğiz. Sonra hızlı tekrarlar var. Sonrasında LGS, matematik, fen Türkçe'de çıkabilir videoları. Son taktikler ve dünyanın en verimli yayınları olacak sayısal ve sözelde. Sonra da sizleri hayallerinizdeki liseyi kazanmanız için sınava uğurlayacağız arkadaşlar. Son tekrar setimizi kullanıyoruz kampımızda. Ve geri sayım denemeleri de çok çok değerli. Çünkü geri sayım denemelerinden çözüyorsunuz. Burada bakın toplam 6 adet deneme var. Bu denemede yaptığınız hataları mutlaka analiz ediyorsunuz. Bu analize göre son tekrar kitabınızdan ödevler çözüyorsunuz. Alt adımlı hızlı tekrardan ödevler çözüyorsunuz. Elinizdeki diğer kaynaklardan ödevler çözüyorsunuz. Dolayısıyla bu son 32 günü, bu son bir ayı çok iyi değerlendirin ve hayallerinizdeki liseyi kazanın. Hadi bakalım bizler sizlere inanıyoruz. Sizler de kendinize güvenin ve bu işi bitirin. Hadi bakalım. <laughs>